Karen Leteri, 18 Eylül 1969'da New York'ta doğdu ve ailesinin en büyük kızıydı. Bir erkek kardeşi ve son derece dindar Katolikler olan sevgi dolu ebeveynleri vardı. 1 yaşındayken aile Florida'ya taşındı ve Boton Beach kasabasına yerleşti. Karen yerel Katolik okuluna devam etti ve softbol, yüzme ve jimnastikten keyif aldı. Okyanus kıyısında yaşadığı için arkadaşlarıyla birlikte plajda çok zaman geçirir, güneşin ve ılık suyun tadını çıkarırdı. Birkaç yıl sonra Karen'in çok yakınlaştığı küçük bir kız kardeşi oldu. Kız ablasını her konuda takip etti, hobilerini paylaştı ve örnek aldı. Karen 14 yaşındayken çocuk bakım programı olan bir liseye girdi. Bakıcıya ihtiyaç duyan ebeveynler okulla irtibata geçiyor, okulda başvuruları önceden kalifiye olmuş katılımcılara tahsis ediyordu. Bu Karen'in ilk parasını kazanması için harika bir fırsat oldu. Çocukları seviyordu ve küçük kız kardeşine bakma konusunda çok deneyimi vardı. Bu yüzden hemen programa kaydoldu. Kız kısa sürede başarılı oldu, birçok aile ve çocukları Karen'den çok memnundu. Her zaman siparişleri vardı. Ayrıca Karen yüzmede önemli başarılar elde etti ve atletik başarılarından dolayı üniversite bursu almayı planlıyordu. 24 Mart 1984'te Karen, aileleri onu daha önce birden fazla kez işe almış olan iki kıza bakacaktı. Karen o hafta sonunu arkadaşlarıyla geçirmek istemesine ve hatta işini bırakmayı düşünmesine rağmen bundan vazgeçti. Yakın arkadaşlarından biri başka bir eyalete taşınmıştı ve Karen tatil için onu ziyaret etmeyi çok istiyordu. Bunu yapabilmek için bilet parası biriktirmesi gerekiyordu. Akşam annesi onu kızlarına bakacağı ailenin evine götürdü. Ailesi Karen'i karşıladı, ona tüm kapıları kilitlemesini hatırlattı ve ayrıldı. Sonraki birkaç saat boyunca Karen ve kızlar eğlendi. Çeşitli oyunlar oynadılar, çizgi film izlediler ve akşam yemeği yediler. Akşam 21:30 sularında Karen onları yatırdı. Daha sonra oturma odasına geri döndü ve en iyi arkadaşını aradı. Kızlar ertesi gün için planlarını konuştular, arkadaşının babası onlara bir beyzbol maçı için bilet almıştı ve etkinliği dört gözle bekliyorlardı. Karen daha sonra bebek bakıcılığı yapan başka bir arkadaşını aradı. Birbirlerine akşamlarının nasıl geçtiğini anlattılar. Daha sonra Karen mutfağa gidip yiyecek bir şeyler alması gerektiğini söyledi ve birkaç dakika içinde tekrar arayacağına söz verdi. Ancak arkadaşı onun aramasını hiç beklemedi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde kızların ebeveynleri eve gelmiş ve hemen bir gariplik olduğunu fark etmişlerdir. Geceleri her zaman açık bıraktıkları halde verandanın ışığı kapalıydı. Evin içi de tamamen karanlıktı, televizyon bile kapalıydı. Daha sonra ön kapıya gitmişler ve kapının kilitli olmadığını fark etmişler. Karen'in kapıyı kilitlemeyi unutmuş olabileceğini düşünerek içeri girdiler. Mutfakta korkunç bir manzarayla karşılaştılar, yerde büyük bir kan gölü vardı. Yanındaki duvarda asılı olan telefon bir tele asılı duruyordu. Kan lekesinden uzun bir iz uzanıyordu ve bu iz koridordan yatak odalarına kadar uzanıyordu. Kızları onlardan birinde uyuyordu. Her iki kapı da kapalıydı ama ikincisinin altından bir ışık gördü anne baba. Hemen içeride birinin olabileceğini düşündüler ve baba karısına komşulara koşup polisi ve kızları için ambulansı aramasını söyledi. Ancak çoktan ölmüş olabileceklerinden de korkmuş ve kapıyı açmaya cesaret edememiş. Birkaç dakika sonra bir devriye polisi olay yerine geldi. Dama dışarı çıkmasını söyledi ve evi incelemeye gitti. Kızların yatak odasının kapısını açtığında, onları yatakta buldu, ikisi de huzur içinde uyuyordu. Üzerlerinde görünür bir yara yoktu. Ebeveynler çocuklarının hayatta olmasından dolayı inanılmaz derecede rahatlamışlardı, ancak hemen Karen'i hatırladılar ve memura evde başka bir kız daha olması gerektiğini söylediler. Polis memuru geri döndü ve kan izlerinin çiftin yatak odasının kapısına kadar gittiğini gördü.
kapıyı açtığında yerde bir insan cesedi gördü. Memur nabız olup olmadığını kontrol etti ama nabız yoktu. O odadayken diğer polis memurları ve bir ambulans eve geldi. Müfettişler ölen kişinin Karen olduğunu hemen tespit etti. Giysileri kısmen kayıptı, bu da olası bir istismarın hemen göstergesiydi ve yüzü bir havluyla örtülmüştü. Vücudunun her yerinde bıçak ya da başka bir keskin cisim yarası gibi görünen yaralar vardı. Ceset incelenmek üzere teslim edildikten sonra dedektifler evi incelemeye başladılar. Oturma odasındaki bir pencerenin açık olduğunu ve güvenlik perdesinin kesildiğini tespit ettiler. Ayrıca birkaç pencerenin önünde bot izleri buldular. Hail, kurbanı sokaktan pencerelerden uzun süre izleyebilmiş ve daha sonra güvenlik perdesini keserek evin içine tırmanmıştır. Müfettişler başka olağan dışı ipuçlarını da fark etmişlerdir, çizme izlerine ek olarak, yerde ve evin içinde çıplak ayak izleri de vardı. Bu da failin içeri girmeden önce botlarını çıkardığını gösteriyordu. Ev sahipleriyle yapılan bir görüşme sırasında polis, Karen'in çocuklarına bakmak için evde kaldığı zamanlarda ön kapıyı her zaman kilitlediğini öğrendi. Geri döndüklerinde kapının açık olduğunu gören dedektifler, katilin olay yerinden bu kapıdan çıkmış olabileceğini fark etti. Açık pencereyle ilgili olarak ev sahipleri, o gün hava oldukça serin ve temiz olduğu için çıkmadan önce pencereyi açık bıraktıklarını söyledi. Yaptıkları tek hareketin failin eve girmesine izin vermiş olabileceğini fark ettikten sonra, hem şok oldular, hem de Karen'in ölümünden kendilerini sorumlu tutmaya başladılar. Dikkat çekici bir şekilde, polis evlerinin bahçesinde bisiklet izleri de buldu. Görünüşe göre katil eve bisikletle gelmiş ve olay yerinden de bisikletle ayrılmıştı. İzleri lastiklerden sahil boyunca uzanan taşıt yoluna kadar takip etmeyi başardılar, ancak orada iz koptu. Adli tıp failin çıplak ayakla bıraktığı ayak izlerinin kalıbını almaya çalışmış ama hepsi lekelenmiş. Ayrıca evin tamamında yabancı parmak izi de bulamadılar ki bu oldukça garipti. Ayak izlerine bakılırsa adam duş almıştı ama orada bile parmak izi yoktu. Müfettişlere göre, fail Karen'a mutfaktaki telefonun yanında dururken saldırmış. Olay yerinin yakınında ilk silah olarak kullanılmış olabilecek kanlı bir çekiç vardı, ancak evde kurbanın yaralarıyla eşleşen bir bıçak yoktu. Bu da katilin onu yanında götürdüğü anlamına geliyor. Çekiç ise evin içindeki bir dolaptan alınmış. Yani fail onu saldırıdan önce bulmayı başarmış. Çekicin yanı sıra dolaptan bir kadın eldiveni de almış ve görünüşe göre bunu da yanında götürmüş. Evden değerli eşyalar da dahil olmak üzere başka hiçbir eşya kaybolmadı. Bu da soygunun yanlış gittiğine dair şüphe uyandırdı. Adli tabipler kurbanın vücudunda ölümüne neden olan 18 bıçak yarası buldu. Ayrıca istismarı doğruladılar ve vücutta biyolojik materyal buldular, ancak o yıllarda DNA analizi henüz pratikte kullanılmıyordu. Ayrıca şortuna yapışmış bir sakız parçası bulundu. Ölümünden kısa bir süre önce Karen'in diş telleri çıkarılmıştı ve sonunda yeniden sakız çiğneyebileceği için mutluydu. Ancak uzmanlar sakızın nasıl olup da şortuna yapıştığından tam olarak emin değillerdi ve katil tarafından yapıştırılmış olabileceğini düşünüyorlardı. Başka bir ipucu bulunamadı ve polis elindeki kanıtlardan yola çıkarak suçluyu aramaya başladı. Halkla konuşarak şehirde bisiklet süren ve garip davranan erkeklerin isimlerini verdiler. Ayrıca müfettişler, başkalarının evlerine zorla girmekten sabıkası olan çeşitli kişileri araştırmaya başladı. Karen'in öldürüldüğü haberi tüm kasabada şok etkisi yarattı. Ebeveynler burunlarının dibinde tehlikeli bir suçlunun faaliyet gösterdiğini düşünmeye başladılar ve çocuklarının yalnız başlarına dışarı çıkmalarına izin vermediler. Okulun bebek bakıcılığı programı ise kökten elden geçirildi. Daha önce öğrencilerin evlerinde kalıp küçük çocuklara bakmaları yaygınken, Karen'in öldürülmesinden sonra bu durum değişti. Kızlara artık her zaman tetikte olmaları, tüm pencere ve kapıları kontrol etmeleri ve mümkünse çoklu olarak çalışmaları söyleniyordu.
Bunun da ötesinde, çocukların kendi evleri yerine bakıcılarının evine bırakılması ve daha sonra ebeveynlerinin onları alması bile önerildi. Yerel polis teşkilatı, faili mümkün olan en kısa sürede yakalamaları gerektiğinden neredeyse tüm kaynaklarını bu davaya aktardı. Bir şeyler görmüş olabilecekleri umuduyla Karen'in baktığı kızlarla konuşulmaya çalışıldı. İçlerinden biri gece yüzünde kan olan bir adam tarafından korkutulduğunu söyledi. Ancak hiçbir ayrıntı hatırlamıyordu. Ebeveynlerine gelince, cinayetin arkasında onların olabileceğine dair bir teori oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Bu teorinin temel nedeni, net bir doğrulama olmamasına rağmen, teorik olarak suçu işlemiş olma ihtimallerinin bulunmasıydı. Ailenin olaydan sadece iki gün sonra başka bir eyalete gitmesi şüpheleri daha da arttırdı. Polisin başka bir şüpheli bulması uzun sürmedi. Memurlardan biri tamamen farklı bir karavan hırsızlığı vakasını araştırıyordu, dedektif suçluyu bulduğunda bisikletle seyahat ettiğini keşfetti. Ama hepsi bu değildi. Bisikletin gidonlarından birinde, kurbanın şortuyla aynı renkte pembe sakıza benzeyen izler bulundu. Müfettişler her şeyi laboratuvara teslim etti ve Karen'in cinayetinin gerçekten de başarısız bir soygunun sonucu olabileceğini düşünmeye başladı. Ancak, adli tıp sonuçları sakızın farklı bir tada sahip olduğunu ve kalemde kan yerine sadece boya olduğunu gösterdi. Polis suçluyu aramaya devam ederken, Karen'in ailesinin arkadaşları ve tanıdıkları, olayla ilgili yararlı bilgiler için bir para fonu oluşturarak binlerce dolar topladı. Bu miktar kısa sürede 30.000 ve daha sonra 50.000 ulaştı. Çok sayıda insan, kendi güvenlikleri içinde suçlunun mümkün olduğunca çabuk yakalanmasını istiyordu. O zamanlar için böylesine etkileyici bir meblağ binlerce telefona yol açtı ve polis her ihbarı değerlendirmeye çalıştı. Çok sayıda insan Karen'in baktığı kızların ailelerini araştırmalarını, cinayetin arkasında onların olduğuna inandıklarını söyledi. Sonunda dedektifler ortaya çıkıp onları şüpheli olarak görmediklerini ve mazeretlerinin çoktan doğrulandığını söylemek zorunda kaldılar. Çok geçmeden olay yerinden sadece birkaç sokak ötede yaşayan bir kadın polisle temasa geçti. Oldukça tuhaf bir hikaye anlattı. Kadın eve döndüğünde yerde kan damlalarının yanı sıra yeğenine yazılmış bir not bulduğunu söyledi. Müfettişler adamla temasa geçti ve adam hikayeyi doğruladı. Adama göre not, sabıka kaydı olan ve Karen'in öldürülmesinden bir gün sonra başka bir eyalete giden 22 yaşındaki bir arkadaşı tarafından yazılmıştı. Cinayetten bir gün sonra dedektifler Agaya'da adamı görmeye gittiler. Adam notu gerçekten yazdığını ve kadının kapısındaki posta deliğinden attığını itiraf etti. Ancak herhangi bir kan görmediğini ve cinayette bir ilgisi olmadığını belirtti. DNA örneğini vermeyi ve yalan makinesi muayenesinden geçmeyi kabul etmiştir. Sorgulama sırasında, yalan makinesi dedektiflere yanlış görünen birkaç cevap kaydetti. Ancak adam her şeyi inkar etmeye devam etti. Sonuç olarak, tutuklama yapmak için yeterli kanıt bulunmadığından, polis soruşturmaya devam etmek zorunda kaldı. Aynı dönemde, ilçe emniyet müdürlüğü, yüzeylerden parmak izlerini eski teknolojiye göre 10 kat daha verimli okuyabilen yeni ve pahalı bir cihaz aldı. Karen davasındaki müfettişler cihazı ödünç almak istediler ve olay yerini tekrar incelediler. Sonunda düzinelerce yeni parmak izi bulmayı başardılar ve uzmanlar bunları kontrol etmeye başladı. Sonunda, bu parmak izlerinin aile üyelerinin kendilerine ve arkadaşlarına ait olduğu sonucuna vardılar. Cinayeti takip eden haftalarda polis binlerce ipucunu kontrol etti, çok sayıda şüpheliyi inceledi, ancak bunların hepsi sonuçsuz kaldı. Durumu daha da karmaşık hale getiren ise, bu yılın şehirlerinde suç açısından rekor bir yıl olmasıydı. Cinayetler, saldırılar ve diğer suçlar dramatik bir şekilde artmış, bu da polisi daha fazla zorlamıştı. Hatta bir noktada, kaçırılmaları halinde daha kolay bulunabilmeleri için ebeveynlere çocuklarının parmak izlerini almalarını tavsiye ettiler. Oldukça az sayıda kişi bu talebe yanıt verdi.
O tarihten bu yana olayla ilgili önemli bir gelişme yaşanmadı, ancak 29 Mayıs'ta her şey değişti. Polis memurları 38 yaşındaki George Anne Carr'ın cesedini Karan kasabasına, sadece birkaç mil uzaklıktaki kendi evinde buldu. Kadın bir yatakta, yüzü bir yastıkla örtülü ve yanında bir çekiçle yatar vaziyette bulundu. Evi, yatak ve banyoda dahil olmak üzere çok sayıda ayak izinin yanı sıra failin duş aldığına dair işaretler de bulundu. Soruşturma, katilin büyük olasılıkla eve bir pencereden girdiğini ortaya çıkardı. Tıbbi tetkikçiler kurbanın istismara uğradığını tespit etti ve failin biyolojik materyallerini buldu. Dedektifler bu suç ile Karan'ın cinayeti arasındaki bariz benzerlikleri fark etmekten kendilerini alamadılar. Kelimenin tam anlamıyla tekrar ediyordu, iki kızı da George Anne'in evindeydi, ancak fail onlara dokunmamıştı ve hiçbir ses duymamışlardı. O gece herkes bu cinayetin arkasında da aynı adamın olduğunu tahmin etti. Bu durumda, olay yerinde tek bir parmak izi bile bırakmamıştı. Yine de uzmanlar yatağın yanında duran kitabı incelemeye ve tüm sayfalarında parmak izi olup olmadığını kontrol etmeye karar verdiler. Katilin cinayeti işlerken bu kitabı almış ve yerini değiştirmiş olabileceğini düşünerek pahalı bir makineyle kitabı incelemeye başladılar. Ve çok geçmeden bir şey bulmayı başardılar. Gerçekten de 100. sayfada katile ait olabilecek yabancı bir baskı vardı. Bilgisayar veri tabanlarını parmak izleriyle paylaşmıyorlardı, ama artık dedektifler bir eşleşme umuduyla bu parmak izini tüm şüphelilerin parmak izleriyle karşılaştırabilirlerdi. Kısa süre sonra Karen ve George'un cinayetleri arasında başka bir olası bağlantı keşfettiler. Karen'in arkadaşlarından birinin cinayetlerden birkaç gün önce çocuklarına bakmaya gittiği ortaya çıktı. Dedektiflerden biri olan Kevin McCoy, bu gizemli katilin, bağlantıları çok açık olmayan diğer vakalarla bir ilgisi olup olmadığını merak etmeye başladı. Failin parmak izi bırakmamayı ya da tanıklar tarafından görülmemeyi başarması, bu tür suçları işleme konusunda etkileyici bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyordu. Sonra Karen'in öldürülmesinden bir ay önce Boca Raton'da oldukça sıra dışı bir vakayı araştırmakla görevlendirildiğini hatırladı. Bilinmeyen bir fail kızın yatak odasına girmiş, ona ağır bir cisimle birkaç kez vurmuş, giysilerini ve yüzüğünü almış ve sonra da çekip gitmişti. Kız hayatta kalmış, ancak aldığı yaralar beyninde ciddi hasara yol açmıştır. Dedektif olayın arkasında aynı failin olabileceğini kabul etti, ancak kurban hiçbir ayrıntıyı hatırlayamıyordu. Sonuç olarak, dedektif diğer vakalarla olası bağlantıları aramaya devam etti ve kısa süre sonra ilginç bir vaka daha buldu. Karen'in öldürülmesinden 2 ay sonra, 22 Mayıs'ta bir kadın oğluyla birlikte evine dönüyordu. Gece saat 2 sularında bir adamın penceredeki güvenlik ağını söküp içeri girmeye çalıştığını görmüşler. Kadının oğlu adamın peşinden koşmuş ve saldırgan da bisikletine atlamış. Ancak zamanında kaçmayı başaramamış ve genç adam onu yere düşürmüştür. Sabir boğuşma sırasında saldırgan serbest kaldı ve kanala atlayarak bilinmeyen bir yöne doğru yüzerek uzaklaştı. Geride sadece bisikleti değil, spor ayakkabılarını da bıraktı, ayakkabılar pencerenin altında duruyordu, bu da failin sahipleri dönmeden önce onları çıkardığı anlamına geliyordu. İki gün sonra aynı kasabadan bir kadın evinde başına aldığı ağır bir darbeyle uyandı ve çığlık attı. Gözlerini açtığında yatak odasından bir adamın koşarak çıktığını gördü. Aynı akşam, kadın evinde otururken aniden bir adam odasına daldı ve onu tehdit etmeye başladı. Kadın yüksek sesle bağırdı ve görünüşe göre bu, faili korkutup kaçırdı, adam sadece arkasını döndü ve gitti. Benzer bir olay bir gün sonra yaşanmıştır, kimliği belirsiz bir adam bir kadının evine girmiş ve onu korkutmuştur. Kadın çığlık atmaya başlamış. Fail kadının evinden çıkmış, ayağı takılıp havuza düşmüş ve sonra da kaçmıştır. Dedektif McCoy tüm bu suçların birbiriyle bağlantılı olduğuna inanıyordu ve kısa süre sonra başka bir suç zinciri fark etti.
Geçtiğimiz birkaç ay içinde, yerel bir üniversitede okuyan birkaç kız öğrenci, kampüste kendilerini teşhir eden ve yurtlarına giren bir adamı ihbar etmişti. Hepsi de adamı kısa siyah saçlı, orta boylu beyaz bir erkek olarak tarif etmiş ve polis memurları şüphelinin kaba bir profilini çıkarmıştı. Dedektif McCoy bu robot resmi aldı ve oturup cinsel suçlardan yargılanan kişilerin fotoğraflarından oluşan bir kitabı incelemeye başladı. O zamanlar çok büyük bir kağıt ciltti ve her bir fotoğrafı dikkatle inceledi. Sonunda dedektif çizime benzeyen bir adam fark etti. Damın fotoğrafını çekti, diğer erkeklerle karıştırarak örnekledi ve faili en iyi gören kız öğrencilerden biriyle tekrar konuştu. Fotoğraflara baktıktan sonra, kız bir fotoğrafı işaret etti ve aynı adam olduğunu söyledi. Adam 20 yaşındaki Diane Owen'dı ve hırsızlıktan alenen çıplaklığa ve istismara kadar uzanan etkileyici bir suç geçmişi vardı. Adamı tutuklamak ve sorgulamak için yeterliydi ama nerede olduğu bilinmiyordu. Sonunda bir dedektif Owen hakkında bir arama bülteni çıkararak fotoğraflarını şehrin dört bir yanındaki polis memurlarına gönderdi. Birkaç gün sonra, polis memuru şehrin bir caddesinde araba kullanırken birdenbire Owen'e çok benzeyen bir adam fark etti. Kimliğini sorduğunda adam ona Dana Brown adına düzenlenmiş bir askeri kimlik gösterdi. Ancak kadın, adam Owen'e çok benzediği için belgenin sahte olduğundan şüphelenmiştir. Onu tutuklamaya karar verdi ve karakola getirerek parmak izlerini aldı. Memur, parmak izlerini geçmiş vakalardaki parmak izleriyle karşılaştırdıktan sonra karşısındaki adamın gerçekten de Diane Owen olduğunu teyit etti. Adam sahte kimlik kullanmakla suçlandı, bu da müfettişler cinayet ve saldırılarla olası ilişkisini belirlemeye odaklanırken yargılanıncaya kadar hapiste kalmasını sağladı. Sorgulandığında, bulunan eğitmenler ve bisiklet gerçekten de ona aitti. Ayrıca birkaç soygunu da itiraf etti ancak cinayetlere karıştığını inkar etmeye devam etti. O sırada onun DNA örneğini failin biyolojik materyaliyle eşleştirmek hala mümkün değildi. Dedektifler Owen'i birkaç düzine saat boyunca sorguladı. Owen bu süreçten açıkça keyif almış, onlarla bilmeceler konuşmuş ve hatta bazen sorularını şiirsel bir şekilde yanıtlamıştır. Sonunda, doğrudan birini öldürüp öldürmediği sorulduğunda, adam evet dedi, ancak herhangi bir ayrıntı vermedi. Özellikle, öldürdüğü insan sayısı sorulduğunda sessiz kaldı ama aynı zamanda parmağını masanın üzerinde gezdirerek iki rakamını çizdi. Adam ayrıca dedektiflere adli tıp konusunda iyi olduğunu ve nasıl suç işleneceğini bildiğini söyledi. Ancak dedektifler adamın parmak izleriyle George Anne'in kitabının sayfalarından birinde bulunan parmak izlerinin karşılaştırılmasını talep etmişlerdi ve sonunda bir gelişme oldu, parmak izleri eşleşti. Dedektifler sorgulama için geri döndüklerinde, suç mahallerinden birinde onun parmak izinin bulunduğunu bildirdiler. Bu haberi gülümseyerek karşıladı ve şöyle dedi, "Yatağın üzerinde duran o aptal kitaba dokunmuş olmalıyım." Kısa bir süre sonra konuşmaya başladı ve George Anne cinayetinin tüm detaylarını anlatarak suçunu ayrıntılı bir şekilde itiraf etti. En dehşet verici ayrıntılardan biri de evden temiz kıyafetler almış olması ve suçu işledikten sonra temiz kıyafetler giymek için bunları bisikletinin üzerinde bırakmış olmasıydı. Ancak yine de Karen'in cinayetini itiraf etmeyi reddetti ve polis onu hiçbir zaman olayla ilişkilendiremedi. Karen'in öldürüldüğü yerdeki ayak izlerinden biri tam olarak benzerlik göstermiyordu. Dedektif Owen'i kandırmaya karar verdi ve kanlı ayak izinin başka bir fotoğrafını çekip adamın önüne, ayağının alçısının yanına koydu. Daha sonra eşleşme bulduklarını ve artık adamın olay yerinde bulunduğuna dair kanıtları olduğunu söyledi. Owen resimlere baktı ve şöyle dedi, "Birbirlerine çok benziyorlar." Owen'e göre kısa süre sonra itiraf etmeye başladı. Saat 20.00 sularında Karen'i pencereden gördüğünde o bölgede bisiklet sürüyordu ve onu öldürmeye karar verdi. Adam önce içki içtiği bir bara gitmiş, bir süre oturmuş ve hava karardığında eve dönmüş.
Orada bir süre kurbanı pencereden takip ettikten sonra çoraplarını çıkarmış ve çerçevede parmak izi bırakmamak için ellerine geçirmiştir. İçeri girdikten sonra bir dolaba saklanmış ve orada bir kadın eldiveni bulmuştur. Kısa bir süre sonra Karen'in mutfağa girdiğini ve telefonu açtığını gördü. Adam paniğe kapıldı, Karen'in kendisini fark etmiş olabileceğini ve polisi arayacağını düşündü. Bu yüzden saklandığı yerden çıktı ve kurbana saldırdı. Daha sonra onu yatak odasına sürükledi ve taciz etti. Owen daha sonra duş almış, kanlı giysilerini toplamış ve çevredeki çalılıklarda yürüyüşe çıkmıştır. Çevrede bir bisiklet bulmuş ve onu okyanusa atarak delillerin yok edilmesini tamamlamıştır. Daha sonra kardeşi ve başka bir komşusuyla birlikte yaşadığı eve gitti. Orada duvar saatini 2 saat geri aldı ve her iki komşusu da oturup izlerken gürültü yapmaya başladı. Sonunda her iki adam da kadrana baktı ve yanlış zamanı gördü. Owen bu şekilde polisin komşularını sorgulamaya karar vermesi ihtimaline karşı bir mazeret yaratmak istemiştir. Sonuç olarak adam iki cinayette suçlandı ve duruşma başlayana kadar yaşadığı hapishaneye gitti. Araştırmacılar biyografisinde Owen'in son derece işlevsiz koşullarda büyüdüğünü tespit etti, ebeveynleri alkol ve yasa dışı maddeleri kötüye kullanıyordu. Kendisi ve erkek kardeşi de birkaç koruyucu aile değiştirmiş ve üniversitede adli tıp derslerinde iş bulmadan önce bir yetişkin olarak kısa bir süre orduya katılmış. Owen düzinelerce saldırı, çıplaklık, gözetleme ve başkalarının evlerine zorla girme olayını itiraf etti. Öldürdüğü kişilerin sadece Karen ve Georgina olduğunda ısrar etti. Duruşma hazırlıkları devam ederken, Owen neredeyse hapishaneden kaçmayı başarıyordu. Bir çöp kutusuna tırmanarak bir arabaya yüklenip hapishane dışına çıkarılmayı umuyordu. Ancak gardiyanlar onu buldu. Karen'in duruşması bir yıl sonra başladı ve Owen suçunu kabul etmeyi reddetti. Avukatları tüm itirafların zorlama olduğunu ve polis memurlarının müvekkillerinin haklarını ihlal ettiğini söyledi. Ancak itiraf görüşmelerinin tam kasetleri duruşmada gösterildikten sonra, suçluluğu konusunda kimsenin şüphesi kalmadı. Adam idama mahkum edildi. Bir yıl sonra, Der cinayeti için de aynı cezaya çarptırıldı. Ve o andan itibaren idam için uzun bekleyiş başladı. Yine de hikayesi burada bitmedi. Kısa süre sonra Owen, Karen'in davasında temize başvurdu ve polisin sessiz kalma hakkını ihlal ettiği konusunda ısrar etti. Sorgulama sırasında adamın defalarca, "Bu konuda konuşmak istemiyorum," demesine rağmen polisin ona soru sormaya devam etmesini kanıt olarak kullandı. Birçok kişiyi şaşırtan bir şekilde mahkeme itirazı kabul etti ve davadaki tüm suçlamalar düşürüldü. Ancak savcılık kendi temyiz başvurusunu yaptı. 7 yıl sonra adam yeniden yargılandı ve yine ölüm cezasına çarptırıldı. O zamandan beri hapishanede ölümü bekliyor. Genellikle olduğu gibi, belirli bir cezanın verilmesi ile infazı arasında onlarca yıl geçmektedir ve bu davada bir istisna değildir. Owen'in infazı cinayetlerden 9 yıl sonra, 15 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecekti. Kah'nın küçük kız kardeşi, katilinin cezasının nihayet infaz edildiğini görmeye geldi. Kadın onun gözlerinin içine bakmak istedi ancak katil gözlerini sonuna kadar kapalı tuttu. Kadının polis memuru olmayı seçtiğini ve şerif olduğunu belirtmek gerekir. Ona göre, Kang'ın öldürülmesinden sonra uykusuzluk çekmeye başlamış ve bir şekilde faydalı bir şeyler yapmaya karar vermiş. Genç bir kadın hafta sonu için küçük bir kasabaya ailesini görmeye geldi ve oldukça garip koşullar altında ortadan kayboldu. Polis ve düzinelerce kasaba sakini hemen arama çalışmalarına katıldı ve çok geçmeden beklenmedik bir şey bulmayı başardılar. Ancak tüm gerçek nihayet ortaya çıktığında, olay birkaç yıl boyunca sürecek bir öfke dalgasına neden oldu. Vanessa Marcotte 17 Haziran 1989'da küçük bir Amerikan kasabası olan Neominster,
Massachusetts'te doğdu. Kızın ebeveynleri doğumundan kısa bir süre sonra boşanmış olmalarına rağmen, Vanessa'nın babası onun hayatında aktif rol almaya devam etti. Aynı şehirde yaşamaya devam etti ve kızıyla mümkün olduğunca çok zaman geçirmeye çalıştı. Çok küçük yaşlardan itibaren babası, ona doğa ve spor sevgisini aşıladı. Düzenli olarak yürüyüşe çıkıyor, şehrin yakınındaki dağlarda kayak yapıyor ve sahilde vakit geçirmek için okyanusa gidiyorlardı. Vanessa daha sonra yoga ve koşuyla ilgilenmeye başladı. İki büyük yardım maratonuna bile katıldı. Ayrıca Vanessa, başarılı bir kariyer inşa etmeyi planlayarak çalışmalarını ciddiye aldı. Okuldan sonra Stone Üniversitesi'ne gitti ve iletişim bölümünden mezun oldu. Sonunda hayalindeki işi bulana kadar birkaç yerel şirkette çalıştı. Google'dan bir pozisyon teklifi aldı ve Vanessa New York'a taşındı. Yeni işinden çok memnundu ve kariyer basamaklarını tırmanmak için her türlü çabayı gösterdi. Aynı zamanda, düzenli olarak hayır işleriyle uğraşıyor ve boş zamanının etkileyici bir bölümünü buna ayırıyordu. Memleketinden çok uzak olmayan Princeton adlı küçük bir kasabada yaşayan ailesini sık sık ziyaret ediyordu. Ağustos 2016'nın başlarında, kız 27 yaşındayken, onları görmeye geldi ve annesinin evinde kaldı. Kız akrabalarıyla vakit geçirdi, arkadaşlarını gördü ve 7 Ağustos'ta, bir pazar sabahı New York'a geri dönmek zorunda kaldı. Annesiyle birlikte evde kaldı ve öğleden sonra koşuya çıkmaya karar verdi. Otobüsü birkaç saat uzaktaydı, dolayısıyla ayıracak bolca zamanı vardı. Koşu için annesinin evinin bulunduğu yere yakın bir yol seçti. Yol boyunca başka evler olsa da çok azdı ve hepsi neredeyse tamamen sık ağaçlarla kaplıydı. Vanessa'nın yaklaşık yarım saat içinde dönmesi gerekiyordu ama hala eve gelmemişti. Annesi, kızının hala toparlanması ve otobüse yetişmesi gerektiğini fark edince endişelenmeye başladı. Kadın onu aramaya karar verdi. Ancak Vanessa cevap vermedi. Koşuya çıktıktan yaklaşık bir saat sonra, telefonu aramaları telesekretere aktarmaya başladı, bu da annesini daha da endişelendirdi. Kızına ulaşmaya çalışmaya devam etti ama hala cevap yoktu. Son umudu Vanessa'nın gecikmiş olabileceğiydi, bazı arkadaşlarıyla buluşacaktı, ancak zaman geçti ve kız hala telefona cevap vermedi. Anne tüm akrabalarıyla temasa geçti ve hiçbiri Vanessa'yı görmemişti. Bunun üzerine kadın kızının başına kötü bir şey gelmiş olabileceğine karar verdi ve polise başvurmaya karar verdi. Polis memurları kadınla konuşmuş ve Vanessa'nın koştuğu düşünülen güzergah boyunca arama yapmışlardır. Akrabaları ve tanıdıkları da kızı bir an önce bulabilmek umuduyla aramaya katıldılar. Vanessa'nın otobüsü saat 17.30'da New York'a hareket edecekti ve herkes onun bu saatten önce geleceğini umuyordu. Ancak otobüs onsuz hareket ettiğinde, herkes kızın başına gerçekten ciddi bir şey geleceğine ikna oldu. İşini son derece sorumlu bir şekilde yapıyordu ve son otobüsü kaçırmış olması mümkün değildi. Arama çalışmaları birkaç saat sürdü. Yerel polis departmanı derhal eyalet polisinden yardım istedi ve onlar da birkaç polis memurunun yanı sıra arama köpekleriyle birlikte film uzmanları gönderdi. Vanessa'nın babası arama çalışmalarına aktif olarak katıldı ve olup biten her şey karşısında perişan oldu. Hatta bir noktada, çok endişeli olduğu ve davranışlarıyla diğer katılımcıların cesaretini kırdığı için polis ondan eve gitmesini istemek zorunda kaldı. Saat 8:20 sularında, köpekli arama ekiplerinden biri Vanessa'nın annesinin evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Köpekler memurları belli bir yöne doğru yönlendirdi ve kısa süre sonra yerde bir insan cesedi buldular. Üzerinde çok sayıda sıyrık olmasına rağmen, polis Vanessa Marcotte'un önlerinde olduğunu hemen fark etti. Tek bir spor ayakkabısı dışında kıyafetleri tamamen kayıptı. Olay yerinin yanında yatıyordu.
Vücuttaki sıyrıklara ek olarak yanık izleri de açıkça görülüyordu ve yakınlarda bulunan antrenör kısmen yanmıştı. Müfettişler buna dayanarak failin ateş yardımıyla cesetten ve kanıtlardan kurtulmaya çalışmış olabileceğini ancak bunu başaramadığını varsaymıştır. Ayrıca kızın tacize uğradığı ve kimliği belirsiz katilin cinayet sebebinin bu olabileceği tahmininde bulundular. Dedektifler, kurbanın kıyafetlerinin yanı sıra kulaklıklarının ve akıllı telefonunun da kayıp olduğunu tespit etti. Yakınlarda bir yerde olmadıkları göz önüne alındığında, fail tüm bu eşyaları yanına almış olabilir. Ceset daha detaylı inceleme için tıbbi uzmanlara teslim edildi ve polis suçluyu aramaya başladı. Princeton halkı için bu olay büyük bir şok oldu. Küçük kasabalarının çok güvenli olduğu düşünülüyordu ve buradaki son cinayet 30 yıldan daha uzun bir süre önce işlenmişti. Şimdi, yerel halk Vanessa'nın öldürüldüğünü duymakla kalmayıp, olayın korkunç ayrıntılarını da öğrenince, kasabaları bir panik havasına sürüklendi. İnsanlar katilin kendilerinden biri olabileceğini kabul etmiş ve tekrar saldırabileceğinden korkmuşlardır. Adli tabipler ölüm nedeninin boğulma olduğunu belirledi. Vanessa da ayrıca, bazıları kızın faile karşı koymaya çalıştığını gösteren çok sayıda yara vardı. Tırnaklarının altında deri parçacıkları bulunmuş ve DNA analizi sonucunda bu parçacıkların kimliği bilinmeyen bir erkeğe ait olduğu ortaya çıkmıştır. Müfettişler derhal DNA profilini FBI veri tabanına girdiler, ancak burada bir eşleşme bulunamadı. Yine de polis için bu tek somut kanıttı. Failin vücudunda çizikler olması gerektiğini fark ettiler. Kimliğini daha çabuk tespit etmelerine yardımcı olabilirdi. Yanıklarla ilgili olarak, uzmanlar yakıt izleri buldular ve bunun benzin olduğunu belirlediler. Büyük olasılıkla fail, kanıtlardan ve cesetten kurtulmak için bunu kullanmaya çalışıyordu. Bununla birlikte, tıp uzmanları kurbanın istismara uğrayıp uğramadığını %100 tespit edemedi, ancak dedektifler bunu önemli bir neden olarak görmeye devam etti. Ayrıca failin kurbanı tanıyor olabileceği ve kişisel sebepleri olabileceği ihtimalini de göz ardı etmediler. Dedektifler tüm enerjilerini faili bulmak için harcadılar ve ilk olarak halka başvurdular. Princeton'ın nüfusu 3,000'in biraz üzerindeydi ve pek çok sakin birbirini tanıyordu. Bu nedenle polis, bazılarının ihtiyaç duydukları bilgiye sahip olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurdu. Ayrıca, insanlardan uyanık olmalarını ve yeni çizikleri olan bir adam gördüklerinde kendilerine haber vermelerini istediler. Bu çok geçmeden meyvesini verdi. Müfettişlere, cinayet günü saat 12.45 sularında aynı yolda seyahat eden bir tanık ulaştı. Tanık, yolun kenarında kaputu açık koyu renkli bir cip ve yanında duran 20'li ya da 30'lu yaşlarda, orta boylu ve güçlü yapılı Hispanik bir erkek görmüş. Tanık, nispeten yüksek bir hızla yanından geçerken yüzünde belirgin bir özellik hatırlamıyordu. Görebildiği tek şey adamın saçlarının kısa olduğu ya da tamamen kazınmış olduğuydu. Dedektif aynı yoldan geri dönerken SUV hala olduğu yerde park halindeydi ama bu kez kaput açıktı. Aracın tüm camları kapalıydı ve o adam hiçbir yerde görünmüyordu. Görgü tanığı, o sırada buna hiç dikkat etmediğini, ancak Vanessa'nın cinayet haberinden sonra zanlıyı görmüş olabileceğini fark ettiğini sözlerine ekledi. Bir başka tanık da o gün Vanessa'yı yola doğru giderken gördüğünü söyledi. Ona göre, bir araba onu takip ediyordu. Sürücü önce yanından geçmiş ama sonra geri dönüp kızı tekrar takip etmeye başlamış. Ne yazık ki adam arabanın plakasını görememiş ya da başka bir detay hatırlayamamış. Kısa süre sonra dedektifler başka bir ihbar aldı. Princeton'a 10 dakika uzaklıktaki bir kayak merkezinde çalışan bir başka tanık, farklı bir yüze sahip şüpheli bir adam gördü. Adam bir güvenlik kamerasına yakalandı ve tanık görüntüleri polis memurlarına verdi. Görüntüler sayesinde adamın kimliğini kısa sürede tespit edebildiler. Adamın olaya karışmış olma ihtimalini araştırmaya başladılar ancak kısa süre sonra adamın büyük ihtimalle katil olmadığı sonucuna vardılar.
Kısa bir süre sonra, DNA testi bu sonucu doğruladı ve adam şüpheliler listesinden çıkarıldı. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca polis bir düzineden fazla ipucu aldı. Bazıları çok umut verici görünüyordu, ancak zaman zaman çıkmaz sokaklara girdiler ve suçluyu yakalamaya hiç yaklaşamadılar. Dedektifler yerel sakinlerin yanı sıra komşu kasabalardan insanları da araştırıyordu. Koyu renkli ciplerin sahiplerini de araştırdılar, ancak tüm bunlar sonuçsuz kaldı. Vanessa'nın akrabaları boş durmadı ve üzerlerine düşeni yapmaya çalıştı. Civar kasabalara dava hakkında bilgi veren ilanlar astılar ve ayrıca dedektiflerle irtibat kurulabilecek bir internet sitesi açtılar. Ancak çok sayıda ipucuna ve yerel sakinlerin soruşturmaya katılımına rağmen, her geçen hafta dedektifler suçluya ulaşma umutlarını giderek yitirdi. Bölgedeki yüzlerce erkeği kontrol ettiler, Vanessa'nın tanıdıklarına baktılar ama her seferinde bir sonuç alamadılar. Birkaç FBI profil uzmanı olayı inceledi ve saldırganın büyük olasılıkla suçu kendiliğinden işlediği sonucuna vardı. Onlara göre, saldırgan arabayla oradan geçmiş, kızı görmüş ve onu taciz etmeye karar vermiş olabilir. Failin Princeton'da ya da yakın komşu kasabalarda yaşıyor olması ya da akrabalarını ziyaret etmek ya da çalışmak için düzenli olarak Princeton'a geliyor olması gerektiğini de eklediler. O adamın kurbanı vahşice katlettiği göz önüne alındığında, profil uzmanları onun bir sosyopat olabileceğini kabul ettiler. Bu nedenle kimliğini tespit etmek daha zor olacaktır. Sosyopatlar sadece suçluluk hissetmezler, aynı zamanda çok becerikli yalancılardır. Dolayısıyla katil cinayetten hemen sonra hiçbir şey olmamış gibi tamamen normal davranabilir ve dikkatleri üzerine çekmeyebilirdi. Takip eden aylarda dava neredeyse çıkmaza girdi. Yerel polis departmanı üzerinde çalışmaya devam etse de, ne kadar çok ipucunun peşine düşerlerse, faili tespit etme olasılıkları o kadar azalıyordu. Ancak tüm bunlar cinayetten 9 ay sonra ve araştırmacılar için oldukça beklenmedik bir şekilde değişti. Nisan 2017'de bir eyalet polis devriyesi, Princeton'a 30 kilometre uzaklıktaki Worcester adlı kasabada bir caddede araba kullanıyordu. Bir noktada, kısa saçlı Hispanik görünümlü bir adamın kullandığı siyah bir SUV gördü. Bölgedeki her polis memurunun Vanessa'nın davasından haberdar olduğu düşünüldüğünde, memur hemen sürücünün görünüşünün ve aracının tanık ifadeleriyle eşleştiğini hatırladı. Devriye polisi bir kalem aldı ve araç görüş alanındayken plakayı hemen eline yazdı. Karakola döndüğünde plakayı veri tabanında arattı ve aracın 31 yaşındaki Angelo Artis adına kayıtlı olduğunu gördü. Daha sonra bu bilgiyi müfettişlere iletti. Artis'in sabıka kaydı yoktu ve bir yıldan kısa bir süredir kız arkadaşı ve 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Memurlar adamdan DNA örneği istemek için evine gittiler. Ancak Artis onlara kapıyı açtığında bir sorunla karşılaştılar. Adamın neredeyse hiç İngilizce konuşmadığını fark ettiler. Ancak polis memurlarından biri akıcı bir şekilde İspanyolca konuşuyordu ve Artis'in evde bulunan kız arkadaşı da memurların söylediklerini ona tercüme etti. Sonunda adam DNA örneğini verdi ve örnek laboratuvara gönderildi. Dedektifler sonuçları beklerken Artis'i incelemeye karar verdiler. İlk olarak, adamın paket teslimatında çalıştığını öğrendiler. Depodan aldığı siparişleri bölgedeki çeşitli postanelere teslim ediyordu. Bu da bölgeyi iyi tanıdığını ve Princeton gibi komşu kasabalara sık sık gittiğini gösteriyordu. İkinci olarak, müfettişler Artis'in akıllı telefon konum verilerini talep ettiler ve burada ilginç bir şey elde ettiler. Sağlayıcının yalnızca yaklaşık veriler sağlayabilmesine rağmen, Artis'in Vanessa'ya saldırı sırasında Princeton'da ve cesedinin bulunduğu yerde olduğunu gösterdi. Daha derine inen polis, Artis'in cinayetten sonra birkaç kilometre ötedeki komşu bir kasabada bulunan bir benzin istasyonundan alışveriş yaptığını tespit etti. Banka hesap bilgilerine göre sadece 5 dolar değerinde benzin almış. Adam benzini küçük bir teneke kutuya dökmüş ve hatırladığımız üzere kurbanın vücudunda benzin izleri bulunmuştu.
Tüm bunlar dedektiflere Artis'in bu suça karışmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyordu. Ve çok geçmeden laboratuvardan sonuçlar geldi. DNA'sı Vanessa'nın tırnaklarının altındaki deriyle mükemmel bir şekilde eşleşti. Olaya karıştığı doğrulanınca polis sonunda Artis'i tutukladı. Suçunu kabul etmeyi reddedince dava mahkemeye taşındı. Adli tıp DNA'sı ve Artis'in cinayet günü nerede olduğu da dahil olmak üzere eldeki bir dizi kanıtla, savcılığın mahkumiyet kararı alacağına dair çok az şüphesi vardı. Ancak bununla birlikte beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. Artis avukat tuttuğunda, avukatlar polisin müvekkillerinin DNA örneğini yasa dışı yollardan elde ettiğini ve bu nedenle bu kanıtın dava dosyasından çıkarılması gerektiğini savundular. Avukatlar, dil engelinin Artis'in neler olup bittiğini anlamasını ve DNA alınmasına rıza göstermesini engellediğini öne sürdüler. Adam anlamadığı bir kağıt imzaladığını ve DNA örneğini sadece kız arkadaşı söylediği için verdiğini iddia etti. Savcılık için bu durum büyük bir sorundu. Ellerinde koşulsuz bir DNA eşleşmesi olmasına rağmen, avukatların taleplerinin yerine getirilmesi davayı sona erdirebilirdi. Artis serbest bırakılmak zorunda kalacaktı. Konu uzun süre tartışıldı ama sonunda yargıç kararını verdi, DNA testi geçerli. Buna rağmen Artis itiraf etmekte isteksiz davrandı ve duruşma hazırlıkları birkaç yıl sürdü. Bu süre zarfında zanlı hapisteydi çünkü 10 milyon dolar kefalet ödemesi gerekiyordu ve bu kefaleti ödeyecek parası yoktu. Toplamda, çeşitli nedenlerle defalarca ertelenen duruşma için bekleme süresi cinayetten itibaren 6 yıldan fazla sürdü. Zaten telafisi mümkün olmayan bir kayıpla karşı karşıya olan Vanessa'nın yakınları için bu bekleyiş son derece acı vericiydi. O arada müfettişler Artis'in lehine olmayan daha fazla bilgi toplamayı başardılar. Bir yıldan az bir süredir bu şehirde yaşıyordu. Adam oldukça kötü bir üne sahipti. Mahallede yaşayan birkaç kadın, Artis'in son derece nahoş bir insan olduğunu düşündüklerini polisle paylaştı. Artis sürekli olarak onlar hakkında müstehcen ve mahrem şeyler söylüyordu ve kadınlar onun yanında olmaktan korkuyorlardı. Princeton Postanesi'nin eski bir çalışanının da söyleyecek ilginç bir şeyi vardı. Ona göre, Artis neredeyse her gün paketlerini teslim ettiği için iş yerinde sürekli onunla yüzleşmek zorunda kalıyormuş. Artis, kendisi ve diğer kadın çalışanlar hakkında İspanyolca müstehcen yorumlar yapıyormuş. Görünüşe göre adam onun dil bildiğini fark etmemişti, aksi takdirde her uğradığında kendini rahatsız hissedecekti. Kadın her zaman adama karşı temkinliydi. Ayrıca kadın sık sık Vanessa'nın koştuğu yoldan yürüyerek işe gidiyordu. Ölüm haberinden sonra kadın kasabada yaşamaya devam edemedi. Sonunda savcılık Artis'e en azından yaşlılığında serbest kalma şansını koruyan bir anlaşma teklif etmeye karar verdi, çünkü aksi takdirde hayatının geri kalanında hapse girebilirdi. Sıra bir müzakereden sonra adam yine de kabul etti ve Ekim 2022'de hakim karşısında suçunu itiraf etti. Çoğu zaman olduğu gibi, anlaşma şartlarında ne yaptığına dair ayrıntı verme zorunluluğu yoktu. Tek yapması gereken suçunu kabul etmekti ve o da bunu yaptı. Anlaşma bu davada Artis için aşırı cömert bir seçenek gibi görünse de, savcılık oldukça katı şartlar üzerinde pazarlık yaptı. Adam, Vanessa'nın eşyalarını aldığı için hırsızlık suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve en erken 45 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunma hakkıyla birlikte 25 yıldan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Başka bir deyişle, adam ancak 81 yaşında serbest kalabilecek. Bunca yıldır kızının katilinin cezalandırılmasını bekleyen Vanessa'nın babasının, kararın açıklanmasından sadece 10 gün önce hastalığı nedeniyle vefat ettiğini de belirtmek gerekir. Duruşmada eşi, adamın kırık bir kalpten ve Artis'in ailelerine yaşattığı dayanılmaz kederden öldüğünü belirtti. Artis'in kendisi bu konuşma sırasında ya da cezanın açıklanması sırasında hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi.
Bunun yerine, avukatından mesajı kendi adına son söz olarak okumasını istedi. Avukat ilk olarak artistin Manessa'nın akrabalarının onun bir canavar olduğunu düşünmelerinin nedenlerini anladığını söyledi, ancak onlardan kendisinin de bir insan olduğunu ve bu süre boyunca onu destekleyen bir aileye sahip olduğunu göz önünde bulundurmalarını istedi. Son olarak, ailesine bu acıyı yaşattığı için özür diledi ancak Manessa'nın akrabalarından özür dilemedi. Sonunda artist, bugüne kadar kaldığı hapishaneye geri gönderildi. Manessa'nın ölümünden sonra akrabaları ve arkadaşları onun adını taşıyan bir örgüt kurmaya karar verdiler. Esas olarak kadınlar için öz savunma kursları düzenlemeye başladılar. Ancak yıllar geçtikçe faaliyetleri önemli ölçüde genişledi ve kuruluş artık kadınların güvenliği ve her türlü şiddetin önlenmesiyle ilgili çok çeşitli konularda çalışıyor. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.